Aspo ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Hepinize günaydın. Pazar gününüz güzel başlasın. Ben Demet Gedik. Sabah sporuna başlıyoruz. 3 saat boyunca beraberiz. Öne çıkan spor gelişmelerine, haberlerde, gazete manşetlerinde birlikte bakacağız. Skype konuklarımız da olacak. Onlarla birlikte de haftanın önemli gündemlerini değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig'le başlamış olalım. Çünkü 35. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Hemen şöyle birlikte alınan sonuçlar ve hem günün önemli programı hem de bir sonraki güne bakmış olalım. Ekranlarınıza geldi. MK'ya Ankara Gücü, Koren'den Alanya Spor mücadelesi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş Çaykur Sporu 3-2 mağlup etti. Yukatel Adana Demirspor İstanbul Sporu 1-0'la geçti. Mondium Kayseri Spor Babakar Fatih Karagümrük mücadelesi 2-2 sonuçlandı. Yılport Samsun Spor'da Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Pazar gününe gelelim. Saat 16'da Rams Başakşehir Kasımpaşa'yı ağırlıyor. 19'da Galatasaray MS Yapı Sivas Spor'la Gaziantep Futbol Kulübü de Atakaş Hatay Spor'la karşılaşacak. Pazartesi günü saat 20'de iki mücadele var. Bu karşılaşmalarla birlikte haftayı noktalayacağız. Biteksen Antalya Spor, Siltaş Yapı Pendik Spor'la Tümosan Konya Spor'da Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MS Yapı Sivas Spor'la karşılaşacak. Bu dev mücadele saat 19'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi ekranlarınıza haftanın programı gelsin. Oynanan tek karşılaşma var. Göztepe Eyüp Spor'u 3-0 mağlup etti. Pazar gününün programında kalan tüm maçlar saat 16'da oynanıyor. Hemen birlikte bakalım. Altay Adana Spor'u konuk edecek. Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü Astor Enerji Şanlıurfa Spor'la karşılaşacak. Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü deplasmanına gidiyor. Teksüt Bandırma Spor Ankara Keçiören Gücü ile kozlarını paylaşacak. Bodrum Futbol Kulübü Kocaeli Spor'la. Sakarya Spor Tuzla Spor'la. Ümraniye Spor, Erzurum Spor'la ve Gençler Birliği de Biteksen, Giresun Spor'la saat 16'da 33. haftada karşı karşıya gelecek. Sev Şampiyonlar Ligi finalleri ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. Karşılaşmalar Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. Yazılı basınla devam edeceğiz. Şimdi de sabah sporuna gazete manşetleri ekranlarınıza gelecek. Ben de sizlere aktaracağım. Foto Maç gazetesiyle başlayalım. İlk önce sür manşet diyeceğiz. Biliyorsunuz transfer dönemi yaklaştı. Şampiyon henüz belli değil ama önümüzdeki sezonun çalışmaları şimdiden başlamış durumda. Şöyle hemen en üstte Jim Bomb'un hedefini görüyoruz ve Casemiro ismi var. Detaylara biraz bakalım. Şampiyonluk için büyük avantajı eline geçirmiş olan Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına erkenden başladı. Torreira'nın yerine mutlak güçlü bir oyuncu isteniyor ve bu ismin de Casemiro olduğu düşünülüyor. Fenerbahçe içinse Spinazzola ismini görüyoruz. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu. Sarı lacivertli ekibin Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Sayfanın devamına gelelim. Aklı kupada. Çarşamba günkü kupa yarı final maçını düşünen Trabzonspor ligde Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu. Samsun şahlandı başlığı atılmış. Samsun'un bu galibiyetiyle ilgili Galatasaray kısmında Aslan'ın rekor günü. Lider Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. Şu ana kadar 93 puan toplayan Jim Bomb bugün yenilmezse Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış olacak. Rams Park'ta 34 maçtır mağlup olmayan, evinde 17'de 17 yapan Aslan'ın tek hedefi galibiyet serisini bugün de devam ettirmek olacak. Kara Kartal'dan çağrı var. Bu sezon hedefini Ziraat Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta gözler Salı günü Ankara Gücü ile oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasına çevrildi. Yönetim sezonun maçı taraflarımıza en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz çağrısı yaptı. Fanatikle devam edelim. Fırtınaya Samsun çelmesi Trabzon maçı için büyük prim açıklayan hocası Gistol'in de bu hafta boyu özel olarak hazırladığı Samsun Spor seyircisinin de müthiş desteğiyle
unutulmayacak bir derbi zaferine imza attı. 28 dakikada gelen iki golle coşan Kırmızı Beyazlılar, 32'de Bardi ile cevap veren Bordo Maviller, 36'da Fernandez'in kendi kalesine attığı gole engel olamadı. Son düdüğe kadar maçı önde götüren Samsun kümede kalma yolunda altın değerinde bir 3 puan kazandı. Aslan yine rekor peşinde. Sarı Kırmızılılar Sivasspor'la karşılaşacak. Kazanıp lig tarihinin puan rekorunu kırmaya çalışacak. Üst üste 16 galibiyetle de kendi rekorunu geliştirme şansı olan Cimbom, Fener'le farkı 7 puana çıkartmak istiyor. Mücadele bu akşam saat 19'da başlayacak. Mücadelenin hakemi de Arda Kardeşler. Fener'de gündem 3. yerli İsmail Kartal, Konya'da 3. yerli olarak kimi kullanacağına hala karar veremedi. Mert Hakan, Cengiz, Çağlar ve Mert Müldür arasında kıyasıya bir rekabet var. Sadece Ferdi ve İrfan Can'ın yeri garanti gözüküyor. Sabahla devam edelim. Fırtına durdu, Samsun coştu. Samsun Spor'un dünkü 3-1'lik galibiyetine dair detaylar var. Şöyle sol üst köşede Uğurcan Çakır'ı görüyoruz. Dün maç sonu bir hareketi oldukça olay oldu aslında. Maç sonu gerginlik demiş Sabah gazetesi de. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor kaptanıyla kutlaması için sahaya giren Samsun Spor teknik direktörü Markus Gisdol arasında bir gerginlik yaşandı. Futbolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlenmiş oldu. Mücadele sonrasında Uğurcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Markus Gisdol'den özür diledi. Ve 19 yıl sonra ilk galibiyet geldi. Tamamen Doğu tribünlerin büyük desteğiyle sahaya çıkan ve 3 golle galibiyete uzanan Yılport Samsun Spor, Süper Lig'de 19 yıl sonra evinde Trabzonspor'u yenmeyi başardı. Puanını 42 yaparak ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atan Gisdol yönetimindeki Kırmızı Beyazlılar, 90 dakika sonunda ellerinde bayraklarla kutlama yaptılar. Abdullah Avcı'nın açıklamaları var. Futbolda intikam olmaz diyor. Yaşanan gerginliklerle ilgili hesaplaşma olmaz, gerginlik olmaz. Futbol iyileştiricidir, dilimizi değiştirmemiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Milliyet gazetesine geçelim. 16. sayfada sol üst köşede Jayden Osterwolde'yi görüyoruz. Yurt dışı tedavisinden dönen ve takıma katılan Hollandalı futbolcunun gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında süre alması, Galatasaray derbisine de tam olarak hazırlanması bekleniyor. Senat Okun bugünkü haberinde. Devam edelim. Bir hesabı var. Galatasaray bugünkü Sivas maçından galibiyetle ayrılırsa ilk yarıdan puan verdiği rakibinden rövanş almış olacak. Cimbom ayrıca karşılaşmadan en az bir puanla ayrılırsa bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış olacak. Bir istatistik olarak Bülent Uygun Okan Buruk'u hiç yenemedi daha önce. Mertens de takımla çalıştı. Galatasaray'da iki gün takımla beraber antrenmana çıkamayan Mertens, dünkü çalışmanın tamamında yer aldı. Takvime geçelim. Napoli'den Mertens'e kanca var. Galatasaray'la sözleşmesi bitecek. Mertens'e eski takımı Napoli talip oldu. İtalyanlar Belçikalı Yıldız'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Sivas maçında belirsizlik, hafta içinde yapılan şut çalışmalarında sakatlanmıştı Dries Mertens. Az önce bahsettik, takım arkadaşlarıyla çalıştı ama oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Lider puan rekoru için sahada. Bugün saat 19'da Galatasaray-Sivasspor mücadelesi. Evet, gazete manşetlerini ilk saat dilimimiz için noktalayalım. Tekrar ikinci saat diliminde değineceğiz gazete manşetlerine. Devam edelim. 4 maçtır galibiyete hasret kalan Atletik Bilbao 9 kişi kaldı Etafe deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Takımların haberlerine tek tek bakacağız. İlk önce Galatasaray'la başladık. Oradan devam edelim. Fotomaç gazetesindeki haberlere bakalım. Mauro Icardi'yi görüyoruz gol sevinciyle birlikte. Hedef 16'da 16 olacak bu akşamki karşılaşmada. Rekorların takımı Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Seriyi sürdürerek zirvede farkı 7'ye çıkartmak isteyen Aslan, aynı zamanda lig tarihinin puan rekorunun da tek sahibi olmayı hedefliyor.
Gözler yine Mauro Icardi'de olacak. Aslan'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi bugün hem takımına zaferi getirmek hem de gol krallığında zirvedeki yerini korumak istiyor. Son 5'lik maçında 6, toplamda ise 21 gole ulaşarak krallıkta 1. sırada bulunan tangocu takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Arjantinli santrfor Sivasspor mücadelesinde Aslan'ın yine en önemli gol umudu olacak. Aslan'ın bu sezon 34. haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu. Sarı Kırmızılar ligde 30 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la ise 1-1 berabere kalmıştı. Ve Ramspark bu akşam kapalı gişe olacak. Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken ciddi bir puan avantajıyla önde olan Galatasaray yine taraftar desteğini arkasında hissedecek. Ramspark'taki son 2 maçında büyük bir taraftar desteğiyle müsabakaya çıkan Sarı Kırmızılar Sivasspor karşılaşmasını kapalı gişe oynayacak. Mertens sürprizi yaşanabilir. Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesinde Mertens şoku yaşandı. Son haftaların en formda oyuncularının başında gelen Yıldız, antrenmanda dizini aldı, darbeyle sakatlanmıştı. Ağrılarının devam etmesinden dolayı son iki idmanda yer almayan Mertens'in yerine büyük ihtimalle Hakim Ziyech oynayacaktı. Ancak dün akşam saatlerinde olumlu gelişmeler sonrası sağlık heyeti ağrıları geçen Mertens'in %99 oynama ihtimalini raporla bildirmiş oldu. Okan Buruk'u görüyoruz. Takımına rehavet uyarısı yapan Buruk, henüz biten bir şey yok. Bizim işimiz sahada konuşmak. Sivasspor'u yenerek farkı 7'ye çıkartalım diyor. Fanatik'le devam edeceğiz. Hem puan farkı hem rekor için Galatasaray Sivasspor karşısında bir taşla iki kuş vurmaya çalışacak. Cimbom'da Mertens yok demiş Fanatik gazetesi. Henüz oyuncunun durumunun belirsiz olduğunu söylemiştik. Ancak olumlu raporda geldi teknik heyetten. Florya'daysa sarı alarm var. Aslan'da Sivasspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Lucas Torreira, Victor Nelson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez bugün sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki haftada oynanacak Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek. Fenerbahçe'yle yaşanan gerilim hakkında Erden Timur'un olay yaratan açıklamaları var. Başlık olarak Ali Koç beni tehdit etti başlığı var. Ortam zarar görmesin diye birçok defa sustuğunu dile getiren Timur, Ali Koç net bir şekilde tehdit etti beni. Yalancı, ahlaksız, Alzheimer, yarım akıllı gibi cümleler kullandı bana. Allah ıslah etsin diyor. Son bir kutu habere bakalım bu gazete içerisinde. En az gol yiyen takım Cimbom Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 maçta kalesinde 21 gol gördü. Aslan bu performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray ayrıca bu maçların 18'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın haberi var. Seçimi bırak, Sivas'a bak. Sarı Kırmızılar şampiyonluk yolunda kritik virajda. İki adaylı başkanlık seçimine hazırlanan camiada Erden Timur'un durumu da merak ediliyor. Ancak 24. zaferin kıyısındaki Galatasaray'da öncelikli hedef Sivasspor'u devirmek olacak. Gözler Kerem Aktürkoğlu'nda son 7'lik maçında sadece 1 gol bulan ve asist yapamayan Kerem Aktürkoğlu son 4'lik maçında da sadece bir kez ilk 11'de şans buldu. Ve bunda da 45 dakikada oynamış oldu. Pendik Spor mücadelesiydi bu. Mertens'in durumuna göre teknik direktör Okan Buruk Sivasspor karşılaşmasında şans verebilir Kerem Aktürkoğlu'na. Akşamla devam edelim. Galatasaray'da ezeli rekor günü. Sarı Kırmızılar Sivas maçından puan alırsa Fenerbahçe'ye ait olan puan rekorunu da kırmış olacak. 93 puanla lider olan Sarı Kırmızılar saat 19'da Sivasspor'u ağırlıyor. Son düzlükte hata yapmak istemeyen Cimbom'da Kaan Ziyech, Nelson Torreira, Oliveira Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor. Adadan Zaniolo'ya izin çıktı. Nicolo Zaniolo İtalya'ya dönmek istiyor. Ada ekibi tapusu Galatasaray'da bulunan hücum oyuncusunu satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Oyuncuya ülkesinin takımlarıyla görüşmesi için izin verildi. Juventus, Fiorentina ve Napoli gibi takımlar Zaniolo'yla şu anda ilgileniyor. Takvime gelelim. Napoli'den Mertens'e de kanca var. Galatasaray'la sözleşmesi bitecek. Mertens'e eski takımı Napoli talip oldu. İtalyanlar Belçikalı Yıldız'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Gelelim sayfa içerisindeki başka detaylara. En büyük kozun Icardi olacağı. Arjantinli golcü Süper Lig'de gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. O yüzden bu akşam Sivasspor karşısında ondan beklenti oldukça büyük. Lider puan rekoru için sahada. 93 puanlı Galatasaray Sivas'ı ağırlayacak. Cimbom puan alırsa Fenerbahçe'nin rekorunu da kırmış olacak. Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekoru 93'tü. Galatasaray bu akşam bu rekoru kırabilir. Galatasaray haberlerinin yer aldığı gazete manşetleri bu şekildeydi. Haberlerimize Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanmaya karar verdi. Manşetlerle devam ediyoruz. Fenerbahçe için günün haberlerine bakacağız şimdi. Foto maçın 4. sayfasıyla başlayalım. Sebastian için ayrılık vakti, takımdaki önemli isimlerle sezon sonunda yollar ayrılabilir. Bu isimlerin başında Sebastian Szymański geliyor. İstanbul'a gelen Polonyalı oyuncunun menajeri teklifleri iletti. Sebastian 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye veda edecek iddiası var Fotomaç gazetesinde. Fenerbahçe formasını sadece 23 karşılaşmada giyen Perez'le ilgili açıklamalar. Maç başına maliyeti 113 bin euro. Şimdiye kadar da sakatlıklardan dolayı tam 75 maç kaçırdı oyuncu. Gelelim transfer iddiasına. Spinazzola'ya emanet sol taraf. Yönetim menajerler tarafından önerilen İtalyan sol bek için yeşil ışık yaktı. Ferdi ve Osterwolde iyi bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe, bu mevkiyi Roma'nın yıldızı Spinazzola ile doldurmayı planlıyor. Harekat kısa süre içerisinde başlayabilir. İsmail Kartal'ın açıklamaları: şampiyon olmak için Konya maçını kazanmalıyız. Sivas'ta yapılan hatanın tekrarını asla istemiyorum diyor. Oyuncularını bu şekilde uyarıyor. Mert Hakan'la ilgili bir kutu haber. Mert Hakan'ın menajeri yeni sözleşme konusunu netleştirmek için Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Sarı Lacivertli kulüpteki seçim süreci nedeniyle olumlu bir yanıt verilmedi ve biraz bekleyin denildi. Mert'in Fenerbahçe macerası bitebilir. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe'ye ait bu sayfada bir haber bakıyorum sizler için. Yok. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sabah gazetesi. Orada hemen Samet Yüksel'in haberini görüyoruz. Teklif yağmuru başlığıyla. Fenerbahçe yönetiminin sezon sonunda mesaisi yoğun olacak. Sarı lacivertli yıldızlara büyük ilgi var. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sıraya girdi. Ferdi için Arsenal, İrfan Can için de Sevilla ve Newcastle devrede şu anda. Konyaspor'a taktik hazırlık. Süper Lig'de yarın Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam etti. Pas çalışması sonrasında taktik antrenman yapan Sarı Lacivertliler bugün son idmanını yaparak Konya'ya gidecek. İsmail Kartal özellikle savunma oyuncularını sık sık uyarıyor. Alex'le ilgili bir iddia var. Hatta sosyal medyada da belki sizler de denk gelmişsinizdir. Antalya Spor'a teknik direktör olacağı yönünde önümüzdeki sezon. Hürriyet'e geçelim. Süleyman Arat'ın buradaki haberine bakacağız. Fenerbahçe çifte müjde diyor. Sakatlanan İsmail ve Osterwolde'den iyi haberler geldi. Jadon Osterwolde Galatasaray derbisinde hazır olacak. İsmail ise Euro 2024'de yetişip uluslararası arenada kendisini gösterme şansı yakalayacak. 13 Nisan'da menisküs ameliyatı olduktan sonra 2 gün aranın ardından bireysel çalışmalara başlayan Jadon'un geçtiğimiz perşembe günü çekilen MR'ı temiz çıktı. Hollandalı defans oyuncusu gelecek hafta Kayserispor maçında kadroya alınacak. Galatasaray derbisine de tamamen hazır olacak.
Geçen haftaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek ise sezonun kalan maçlarında oynayamayacak. Ancak uluslararası alanda adını duyurabilmesi adına büyük önem taşıyan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyebilecek. Sarı lacivertli kulübün sağlık ekibi genç yıldızı ameliyatsız tedavi uygulama kararı aldı. Takvim gazetesiyle devam edelim. Rafa Mujica iddiası. Fenerbahçe Portekiz ekibi Aroca'da forma giyen 25 yaşındaki santrforla yakından ilgileniyor. Bir transfer iddiası olarak bunu görüyoruz. Çağlar var sayfanın devamında 12 milyon euroluk geri adım. Sarı lacivertliler İspanyolların istediği rakamı çok buldu. Atletico Madrid Çağlar Söyüncü'nün bonservisi için sarı lacivertli kulüpten 12 milyon euro talep etti. Fenerbahçe yıldız oyuncu kiralama formülü üzerinde duruyor. İsmail Kartal'dan oyunculara uyarılar var. İsmail Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantıda ligde kalan 4 maçı da kazanacağız dedi. Konyaspor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Başarılı teknik adam. Konyaspor ligde kalma mücadelesi veriyor. Biz de oynanılan maçı agresif bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. 90 dakika sahada agresif olmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda artık puan kaybına bizim tahammülümüz yok açıklaması var İsmail Kartal'dan oyuncularına giden. Evet, Fenerbahçe için de manşetler bu şekildeydi. Devam edelim. Trabzonspor diyelim. Dün oynanan karşılaşmayı şöyle birlikte detaylarıyla hatırlayalım. Trabzonspor Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Bordo Maviler bu karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Dönelim manşetlere. Yılport Samsunspor Trabzonspor karşılaşmasına dair maç sonu açıklamalar, teknik direktörler ve bazı oyunculardan ekranlarınıza geldi. Peki gazete manşetleri bugün bu karşılaşmayı nasıl yorumluyor? Birlikte bakacağız. Fotomaç gazetesinde "Futbol ciddiyet ister" başlığı var. Abdullah Avcı yenilgi sonrası takımını bu şekilde eleştirdi. "Futbolda oyunun her anını ciddiye almak gerekir. Duygularla hareket edemezsin. Performans ve oyun olarak biz düşük kaldık" diyor Avcı. Keskin nişancı, uzaktan attığı gollerle dikkat çeken Bardi, Samsun'u da frikikten ağladı. Fanatiğe geçelim. Hayaller kupa, gerçekler Samsun. Karadeniz derbisinde çok daha motive çıkan Samsunspor etkili futbolla galibiyete uzanırken ligden ziyade aklının kupada olduğu her halinden anlaşılan Bordo Mavili ekip üçüncülük yarışında darbe yedi. Deniz Çoban Karadeniz derbisindeki hakem performansını değerlendirdi. 11. dakikada Uğurcan'a ceza sahasında herhangi bir faul yok. Ancak devamında Samsunsporlu Taylan rakibiyle ikili mücadele sırasında kendini abartarak yere bıraktı. Hakem de yanılarak penaltı çaldı. Sabah gazetesi "Fırtına durdu, Samsun coştu" diyor. Morali bozulan Fırtına çarşamba günü kupada Karagümrük rövanşına çıkacak. Bütün akıl, gözler bu karşılaşmada şu anda Bordo Mavililer'de. Abdullah Avcı yaşanan gerginlikle ilgili "Futbolda intikam olmaz" diyor. "Hesaplaşma olmaz, futbol iyileştiricidir, dilimizi değiştirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu. Hürriyet'e bakalım. Trabzon'un kabus gecesi. Bordo Mavili ekip üçüncülük yarışında yara aldı. Samsunspor ise ligde rahatlamış oldu. Yine Abdullah Avcı'nın açıklamaları var sayfa içerisinde. "Her maçı final gibi görmeliyiz. Samsunlu Trabzonspor'un tek golünü bulan Bardi'nin açıklamaları bunlar. Son 3 maç gibi istediğimiz gibi başlayamadık. Daha iyi olmalıyız. Her maçı final gibi görmemiz gerek. Trabzonspor gibi oynamalıyız" diyor. Takvimle devam edeceğiz. Karadeniz'de gemileri battı. Trabzonspor Karadeniz derbisinde Samsun'a yenildi. Kupa maçı öncesi demoralize oldu. Son 8 sezonun en kötüsü Trabzonspor Süper Lig'in 35. haftasında 13. yenilgisini yaşadı. Bordo Maviler bu sonuçla son 8 sezonda en çok yenilgi aldığı dönemi yaşadı. Bordo Maviler en son 2015-16 sezonunda ligde 18 yenilgi yaşamıştı. Trabzonspor bu sezon ligde 7. kez deplasman yenilgisi yaşarken haftayı 58 puanla 3. sırada kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasıyla devam edelim. Beşiktaş, Çaykur Rizespor 3-2 mağlup etti ve Avrupa kupalarına gitme yolunda da önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Manşetlerdeki son bölüme geçelim. Burada da Beşiktaş'a bakacağız ekranlarınıza. Haberde de geldi. Bu haftayı galibiyetle kapatmak Beşiktaş adına oldukça önemliydi. Hem Ziraat Türkiye Kupası hedefi devam ediyor hem de ligde 3. 4. sıralarda kalmak istiyor takım. Hemen fanatiğin Beşiktaş sayfasıyla başlıyoruz. Terzic'den Kartal'a yeşil ışık geldi. Siyah beyazlar daha önce kulüpte Slaven Bilic'in yardımcısı olarak görev yapan Edin Terzic'i gündemine aldı. Dortmund'la sezon sonunda yollarını ayırma ihtimali olan genç hoca ilk temasta Kara Kartal'a yeşil ışık yaktı. Ve şimdi sıra kupada. Ligde hafta 3 puanla kapatan Kara Kartal gözünü kupaya çevirdi. Yarı final rövanş turunda salı günü Ankara Gücü'nü Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak olan Beşiktaş, genç golcüsü Semih Kılıçsoy'la final biletini almayı planlıyor. Devam edelim. Foto Maç gazetesine bakacağız. Beşiktaş sayfası hep birlikte kupaya diyor. Gözler salı günü oynanacak olan Ankara Gücü maçına çevrildi. Avrupa'yı garantilemek için Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Kartal'da yönetim, sezonun maçı taraftarımıza en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz çağrısı yaptı. Manchester City'den Semih'e sıkı marka. Haaland'la rekabete girecek genç bir forvet arayan İngiliz ekibinin Semih'i takibi aldığı iddia ediliyor. Sabah gazetesinde o gün Şahinoğlu'nun haberine bakalım. Zor seçim başlıklı. Beşiktaş'ta cevabı merakla beklenen soru, teknik direktör kim olacak? Hansi Flick'in menajeriyle ilk görüşme gerçekleşti. Nuri Şahin'le Başkan Arat Almanya'da bir araya geldi. Yönetim içinde Sergen Yalçın ve Şenol Güneş konusunda da ısrarcı olan isimler var. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hemen en altta Sergen Yalçın giderse Alex de Souza gelecek başlığı var. Antalya Spor'la ilgili bir iddia bu. Beşiktaş yüksek maliyeti nedeniyle Alman teknik adamdan vazgeçti. Hansi Flick el yaktı başlığıyla yer almış. Takvime bakalım. Son olarak Villa'nın gözü Muçi'de. Aston Villa'nın Beşiktaş'a gelmeden önce de ilgi gösterdiği, Muçi izlemeye devam ettiği ve sezon sonunda Beşiktaş'a teklifte bulunacağı öğrenildi. Manşetleri noktalayalım ve Skype bağlantısıyla devam edelim. Haldun Domaç bugünkü konuğumuz olacak. Haftanın önemli mücadelelerini birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. İyi pazarlar dilerim size. Nasılsınız bugün? Çok teşekkür ederim Demet. Gayet iyiyim. Sana da, izleyicilerimize de iyi bir pazar diliyorum. Sen de gayet iyi görünüyorsun. Onu çok da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Başlayalım. İlk önce Trabzonspor karşılaşmasını şöyle kısaca yorumunuzu alacağım. Sonra bugünün maçına döneceğim. Trabzonspor Samsun karşısında 3-1'lik bir mağlubiyet yaşadı. Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda ikinci yarıda bambaşka bir Trabzonspor galibiyeti elde etmişti. Ama dün bunu başaramadılar. Eksik gördüğünüz yönler nelerdi? Şimdi en başta mental eksiklikten bahsetmemiz lazım. Yani gerçekten de futbolcuların bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını sürekli görüyoruz. Şimdi asıl hedefiniz olan bir nokta var. Asıl hedefiniz, evet, üçüncü olmak Trabzonspor için önemli ama asıl hedefiniz Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Oyuncuları bu manada 3 gün sonra oynanacak bir maça motive etmek daha sıkıntılı oluyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 3 gün önce oynanan bir maça motive etmek daha sıkıntılı oluyor. Oyuncuların kafasında muhtemelen bana göre, yani ben öyle düşünüyorum, tamamen Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçı var. Yani o maçı kazandığı anda hedefe gidecek. Oysa bu maçı kazandığı anda, evet, kaybedeceği bir 3 puan var. Evet, belki bir risk oluşacak, üçüncülük riski. Ama Ziraat Türkiye Kupası kadar önemli değil. Bu olaya öyle bakmak lazım. Tabii bir de savunma kurgusunun değişmesi, işte Visca'nın sonradan oyuna girmesi vesaire gibi konular da takım bütünlüğü açısından sıkıntı oluşturdu. Ama her şeye rağmen şunu da söylemem lazım. Trabzonspor her maçı kazanmak için çıkar ve kazanacak oyunu oynamaya çalışır. Eğer bunu yapamıyorsa burada bir eksiklik var demektir. Evet.
Peki, noktalayalım. Günün karşılaşmasını konuşmak istiyorum. Galatasaray MS Yapı Sivasspor mücadelesi bu akşam oynanacak. Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 7'ye çıkmış olacak. Tabii Fenerbahçe de yarın oynayacak. 7 puan farkı olursa eğer onların motivasyonunda da tabii bir etkisi olur mu? Bunu da sormak istiyorum ama ilk önce Sivasspor karşısında nasıl bir Galatasaray beklersiniz? Bunu sorayım. Şimdi son haftalarda zaten Galatasaray'ın bir ritim kazandığını söyleyebiliriz. Belki ilk yarılarda çok yüksek ritimle ya da yüksek performansla sonuç alamıyor. İlk yarılar biraz daha olumsuz geçse de ikinci yarılarda vitesi yükselterek maçları kazanıyor. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Bu olay hani bir ritüel haline geldi gelmedi tartışması yapmak istemiyorum ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın son haftalarda sürekli kazanan bir takım olduğunu ve kazanma alışkanlığının oluştuğunu söyleyebiliriz. 15 maç arka arkaya kazanmak, 22 maçtır kaybetmiyor olmak, sadece 22 maçta 2 beraberlik almak. Yani bunlar tabii bir takımın ritminin oluştuğunu, kaybetme gibi bir riski olmadığını ortaya koyuyor. Şimdi bir bu tarafına bakalım, diğer tarafına bakalım. Zaten kendi evinde sürekli kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Taraftarın oyuna kattığı kimlik de burada çok çok değerli. Taraftar gerçekten de o 50 bin kişiyle müthiş bir baskı oluşturuyor. Hem rakip üzerinde, hem hakem üzerinde, hem oyun üzerinde. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir avantaja dönüştü Galatasaray adına. Tabii ki Sivasspor maçıyla ilgili söyleyeceğim bir başka nokta da Sivasspor'un geçiş hücumlarını iyi yapması. Burada acaba yani kafamdaki soru işareti şu, acaba Bülent Hoca Trabzon'da olduğu gibi Pangoras'ı ortaya koyup bir beşliğe oyun içerisine döndürerek oynayacak mı ve bu beşli acaba Galatasaray'ın işini zorlaştıracak mı diye de bir soru işareti kafamda var ama hani maçı kim kazanır dersen hani net bir şekilde Galatasaray'ın ağır favori olduğu bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonra zaten Galatasaray'ın kolay maç kaybetmeyeceğini de düşünüyorum. Evet. Ama futbolun içerisinde biliyorsun her şey var. Onun içinde zaten futbolu güzel yapan ya da onu güzel kılan en önemli unsur da bilinmezliklerin çok olması. Şimdi kadroyu konuşalım o zaman. Orada da bilinmezlikler var. Mertens'in bir ufak sakatlığı vardı. Evet, olumlu rapor verildi ama riske atılmak istenmeyebilir. Bugünkü karşılaşmada oynayıp oynamayacağı belli değil. Onun yerine Hakim Ziyech oyuna dönebilir. Ya da Kerem Aktürkoğlu'nu tekrar oyuna dahil edebilir. Sizin beklentiniz nedir o bölgede bu akşam? Ben şöyle düşünüyorum. Bir kere Mertens'in son antrenmana çıkmış olması, antrenmanı tamamladığı bilgisi geldi bize olması, Mertens'i de tanıyorsak eğer oynama isteğinde olacaktır. Eğer son derece olumsuz bir durum yoksa oynama isteği. Yani ben Mertens'le başlayabileceğini düşünüyorum. Biz tabii ikinci senaryoyu konuşalım. Yani Mertens yok. Peki ne yapar Galatasaray diye. O takdirde Kerem Aktürkoğlu yine klasik yerine geçip forvet arkası Hakim Ziyech ve değişerek, dönüşerek oynanan bir oyun olabilir. Şimdi Galatasaray'a en önemli konu bu. Yani gerçekten savunma oyuncuları için müthiş bir tehlike. Şöyle büyük müthiş bir tehlikeden bahsediyorum. Oyun içerisinde oyun tıkandığını kabul edelim. Oyun tıkandığı anda şöyle yapabiliyorsunuz. Barış'ı alın, sola koyun. Kerem'i alın, sağa koyun. Hakim Ziyech ortada kalsın. Ya da Kerem'i ortaya koyun ki sezon başlarken oynamıştı. Evet. Hakim Ziyech'i sağa koyun. Yani bu oyun içerisindeki bu değişkenlikler aslında savunma oyuncularının en büyük sıkıntılarıdır. Yani kimi savunacağınızı bilmediğiniz anda sıkıntınız büyür. Muhtemelen oyun içerisinde eğer Mertens oynamazsa, Mertens oynarsa zaten kurgu net bir şekilde belli oluyor. Sol tarafa Barış Alper, sağ tarafa Hakim Ziyech, arkası Icardi, arkası Mertens oluyor. Eğer oynamazsa ben bu tür senaryoların da oyun içerisinde gelişeceğini söyleyebilirim. Peki bir de bu karşılaşmayla ilgili sınırdaki oyuncuları konuşalım. Lucas Torreira, Oliveira, Nelson, Sanchez, Ziyech, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında hepsi de neredeyse önemli isimler. Acaba bunlarla ilgili bir önlem alınır mı? Sizin düşünceniz nedir? İki önemli stoper ikilisi sarı kart sınırında.
Ben şöyle bakıyorum. Oyunun gidişatı bir kere olayı çok değiştirir. Şöyle söyleyeyim. Oyun yumuşak bir oyuna dönüşür. Yani olağanüstü böyle sertlikler vesaire, gerilim, agresiflik olmazsa bir. İkincisi, eğer skor olumlu bir noktaya seyrederse, bu da ikincisi, yani olumlu, o zaman mutlaka bazı oyuncuları koruma kalkanı içerisine alacaktır Okan Buruk diye düşünüyorum. Neticede bir Karagümrük deplasmanıdır, deplasmandır yani sonuçta. O nedenle de böyle bir şey yapar. Ama söylediğim gibi iki tane faktör burada önemli. Birinci faktör, çok net bir şekilde söyleyeceğim, skor. Yani gelmişsiniz, erken bir şekilde skoru kopardığınız anda o riskli oyuncuların, özellikle mesela Torreira var riskliler arasında. Benim de gördüğüm kadarıyla mesela Torreira'yı koruma altına alabilir. Onu özellikle söyleyebilirim. Başka kim var? Mesela savunmadaki Victor Nelson'u alabilir. Bunlar bazı oyuncuları çıkartıp yani koruma altına alma ihtimali var, ama bütün bunlar iki faktöre bağlı. Yine söylüyorum. Birincisi skor faktörüne, ikincisi maçın agresif gidip gitmediğine bağlı. Böyle söyleyebiliriz. Bir de 7 puan demiştin. Tabii bu artık Fenerbahçeliler için alışılmış bir durum oluşmaya başladı Demet. Yani geçen hafta da 7 idi, sonra 4'e indi. Tabii Fenerbahçe şimdi bu olaydan bağımsız kendi maçını kazanarak, yani ben sonuna kadar kazandım ama işte bir kayıp beni bu noktaya getirdi demek isteyecektir en kötü ihtimalle. Çünkü ben hani niye böyle söylüyorum? Ben Galatasaray'ın %80 şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığını düşünüyorum. Arada kalan %20 de zaten futbolun o bilinmezliğiyle karşılayabileceğimiz bir durum. Peki son 30-40 saniyemiz Konyaspor Fenerbahçe mücadelesine dair de şöyle kısaca beklentinizi alayım. Deplasmanda Fenerbahçe'nin performansları iyi olur ama iki takımın da mutlak kazanması gereken bir mücadele. Evet, Konyaspor için gerçekten çok büyük tehlike. 30 saniyede hemen anlatacağım. Bir kere önce Fenerbahçe ile, son haftada Galatasaray ile oynayacak. Kazanmak onlar için çok değerli, bunu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'nin de şu konuda artık puan kaybetmeye tahammülü olmadığı için ben Fenerbahçe'nin oyun olarak da skor olarak da önde olacağı bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Peki çok çok teşekkür ederim. Tekrar size iyi pazarlar. Hoşça kalın. İyi pazarlar, kolay gelsin. Haldun Tomaç'a teşekkür ediyoruz. Haftanın önemli maçlarını kendisiyle birlikte değerlendirdik. İkinci saat dilimimize noktayı koyacağız. Düne gidelim. 90 artı bir programında dün neler konuşuldu? Kolaj görüntüler ekranlarınıza geliyor. Sonrasında saat başında tekrar devam ediyoruz. Evet, şimdi de A Spor muhabiri Furkan Bozoğlu Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kalan haftalara dair önemli bilgiler verecek. Sözü kendisine bırakalım. Teşekkürler Demet Gedik. Tabii Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu akşam da önemli bir karşılaşma. Hem bu akşam hem yarın şampiyonluk yarışını ilgilendirecek. 2.90 dakika izleyeceğiz. Galatasaray sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Yarın ise Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında olacak. İsterseniz alınan sonuçlara bir göz gezdirelim. Sonrasında da oynanacak maçlara, puan durumuna, gol krallığına bir göz atacağız, bakacağız. Hemen başlayabiliriz. Hafta MK Ankara Gücü, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş Çaykur Rizespor maçlarıyla başladı Cuma günü. Ankara Gücü evinde 1-1 berabere kaldı Alanyaspor'la. Beşiktaş ise 3-2 kazanmayı bildi Çaykur Rizespor'a karşı ve yoluna dolu dizgin devam etmeye çalışıyor aslında Beşiktaş. Hem ligde hem kupada serüvenini sürdürüyor. Bir taraftan yeni hoca kim olacak acaba? Gelecek sezon planlamaları devam ediyor. Gündemde olan isimler var. Dimaria ve Hermoso gibi. Bakalım Beşiktaş gelecek sezona nasıl hazırlanacak? Bu da bir süreç, Beşiktaş adına ilerliyor. Artık bu sezon kazanabildiği puanları alacak Serdar Topraktepe ile görünen o Beşiktaş'ta. Dünkü oynanan karşılaşmalarsa Süper Lig'e veda eden İstanbulspor'la Yukatel Adana Demirspor'un mücadelesini izledik. 1-0 bitti. Adana ekibi kazanmayı bildi. Kayserispor'la Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Kümede kalma savaşı adına önemli bir mücadeleydi tabii. Samsunspor 3-1 kazandı Trabzonspor'a karşı. Puanını 42'ye yükseltti. Takımın başında Markus Gisdol var. Süper Lig'in tek yabancı teknik direktörü. Samsunspor artık kümede kalıyor. O hissiyatı, o ferahlığı vermiş gibi Samsunlulara. Bunu söyleyebiliriz. Bu 3-1'lik galibiyetle birlikte bugün oynanacak maçlara da hemen bir göz gezdirelim.
Saat 16'da Rams Başakşehir Kasımpaşa mücadelesini izleyeceğiz. 19'da iki mücadele Galatasaray EMS Yapı Sivasspor, şampiyonluk için kritik bir karşılaşma. Kümede kalma savaşıyla ilgili maç ise Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor. Direkt birbirlerinin rakibi, iki mücadele, iki takım önemli bir mücadeleye çıkacak. Gaziantep FK'da Selçuk İnan takımı ligde tutma çabası içerisinde. Hatayspor'da ise Volkan Demirel ile yollar ayrıldı hafta içerisinde. Volkan Hoca veda etti Hatayspor'a. Büyük emekleri vardı tabii ki Hatayspor ile. Büyük işler yaptı, önemli işler yaptı ve veda etti. Yeni bir sayfa açacaktır mutlaka kariyerinde. Bakalım Hatayspor ligde kalacak mı? Merak konusu. Pazartesi günü ise Biteksen Antalyaspor, Siltaşyapı Pendikspor, Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe maçlarını izleyeceğiz. Yarın 20'de bu karşılaşmalarda yine önemli mücadeleler. Bakalım Süper Lig'in 35. haftasında bu oynanan maçları izledik tabii. Gollü geçen maçlar var, kısır geçen mücadeleler var. Bugünkü ve yarınki karşılaşmaları da merak ediyoruz. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı devam ediyor. Hemen şöyle bir bakalım enlere, Süper Lig'in enlerine bir göz gezdirelim. Son durum ne acaba? Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını oynamadı. Neden bunu söylüyoruz? Üst sıralarda Icardi, Dzeko gibi isimleri görüyoruz. Maçlarını oynamadılar ama öncesinde son durum ne acaba gol krallığında? Mauro Icardi 21 golle zirvede, Edin Dzeko 20 gol kaydetti. Rehmanay Sivasspor formasıyla önemli işler yaptı. Bakalım Galatasaray'a gol atabilecek mi? 18 gol atmış şu ana dek Rehmanay. 4. sırada Mehmet Yam'ı görüyoruz, 16 gol. Adam Buksa 14 gol. Yine Piontek'i görüyoruz Başakşehir'de, 14 gol atan bir diğer isim Süper Lig'de. Aytaç Kara Kasımpaşa formasıyla 13 gol atmış. 12'şer gollü bulunan isimler. Gaziantep FK'dan Deniz Draguş, Trabzonspor'la adı geçen bir oyuncu. İrfancan Kahveci, Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden birisi. Yine 12 gol attı ve Galatasaray'ın önemli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu gol krallığı listesinde kendine yer bulmuş. Asist krallığına da hemen göz gezdirelim. İlk sırada uzun zamandır Kasımpaşa'dan Hayradinovic'i görüyoruz. Takımın kaptanı, 10 numarası, 14 asist yapmış Kasımpaşa formasıyla. Diriz Mertens ikinci sırada 13 asistle. Dušan Tadić yine bir başka tecrübeli isimler. Daha çok gol yerine asist yapmayı seven isimler olmuş Süper Lig'de. Dušan Tadić de 12 asisti bulunan isimler oldu. Asist listesinde. Şimanski Fenerbahçe'den yine 10 asist yapmış. Deniz Türüç ve Oğuz Aydın 8'er asist. 7'şer asisti bulunan isimlerse 7. sıradaki Edin Visca, 8. sıradaki İrfancan Kahveci, yine burada da görüyoruz İrfancan'ı. Mehmet Yam'ı yine burada görüyoruz. Ve Mauro Icardi gol krallığı listesinde ilk sırada, asist krallığında burada son sırada, yine bu listede de Mauro Icardi'yi görüyoruz. Hemen isterseniz bir puan durumuna da göz gezdirelim. Son durum ne? Hem üstte hem alt sıraları konuşuyoruz ama biraz puan durumuna da bir bakmamız gerekiyor. Dünkü oynanan maçlarla birlikte puan tablosu güncellenmiş oldu. Galatasaray 93 puanla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe 89 puanda. Bakalım acaba bir takılma tırnak içinde olacak mı? Merakla bekliyoruz. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir puan farkı olur mu? Bir takım puan kaybı yaşar mı? Bekleyip göreceğiz. Trabzonspor 58 puanda kaldı. Samsunspor'a kaybetti. Beşiktaş bu hafta kazandı. 54 puana yükseldi. Rams Başakşehir 5. sırada 52 puanda. Eğer kazanırlarsa tabii yine Beşiktaş'ın üstüne çıkmış olacak Rams Başakşehir. 6. sırada Alanyaspor 49 puanda. Yine 49 puanı bulunan ekipler Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor. Maç eksiği var Kasımpaşa'nın burada. Onu da hatırlatmış olalım. 9. sırada Sivasspor 48 puanlı. Tabii Avrupa'ya gitme mücadelesi söz konusu Sivasspor'un da. 10. sırada Biteksen Antalyaspor 45 puanda. 44 puanı bulunan Adana Demirspor'u görüyoruz. İstanbulspor karşısında 3 puanı almışlardı tek golle. 12. sırada Samsunspor 42 puana yükseldi. Şu ateş hattından biraz daha uzaklaşmış oldu Samsunspor. 41 puanla Kayserispor'u görüyoruz. MK Ankara Gücü 14 puanla devam ediyor. Babakars Fatih Karagümrük 15. sırada 37 puanda. Alt sıralara şöyle bir bakıyoruz. 16. sırada Tümosan Konyaspor 36 puanda. Küme düşme hattına yaklaşıyoruz artık, ateş hattına. Konyaspor'un da Fenerbahçe'ye karşı galibiyet alması gerekecek. İki taraf için de kıyasıya bir durum söz konusu. Önemli çünkü Konyaspor kümede kalma savaşı veriyor. Fenerbahçe şampiyonluk yarışı içerisinde. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Gaziantep FK
Hatayspor'la karşılaşacak. 34 puanda kazanırlarsa 37 puana yükselecek. Eğer Hatayspor kazanırsa 36 puanla kümede o kümeden çıkabilir. Üst sıraya doğru ilerleyebilir. Son 4'ün üzerine çıkabilir Hatayspor. Pendikspor 30 puanda ve son sırada İstanbulspor'u görüyoruz. 16 puanı bulunuyor sadece İstanbulspor'un. Bakalım Süper Lig'deki bu karşılaşmalar nasıl ilerleyecek? Dünkü alınan sonuçların ardından bugünkü programı da vermiş olduk. Hem de puan durumunu da verdik, göz atmış olduk. İsterseniz bir de şöyle hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın yabancı oyuncularına ve gelecek olan oyuncularına bir göz gezdirelim. Galatasaray'la başlayabiliriz. Neden diyecekseniz, yabancı kuralı bu sene itibarıyla değişecek. Yabancı kuralında artık farklı bir sistem geliyor. Hep değiştiriyoruz ama umarız artık sabit bir şekilde kalır, ilerler. Önümüzdeki yıl 12 yabancı oyuncusu bulunacak takımların, peki gelecek olan, kiralıktan dönecek olanlarla birlikte bu durum ne olacak? Aslında yabancı sayısı fazla takımların, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte elden çıkarmaları gerekecek gibi duruyor. Bakalım nasıl bir planlamaları söz konusu olacak. Fernando Muslera, Icardi, Sanchez, Nelson Kön, Oliveira, Zaha, Mertens, Torreira, Tete, Vinicius, Ndombele, Hakim Ziyech, Aurier, Yusuf Demir, Morutsan, Ross, Çıkıldağ, Zaniolo, Leo Dubois. Bu oyuncuları satma durumunda olacak Galatasaray. Tabii ki 12 oyuncuya indirmesi gerekecek. Bu 12 oyuncunun tamamı da 11'i sahada olabilecek. Bunu da söyleyebiliriz. Yani tamamı, yabancıların tamamı sahada olabilecek. Şu an 3 yerli oyuncu bulundurması gerekiyor 11'de takımların. Gelecek sezon tamamını oynatabilecek ama sayıda, yabancı sayısında bir düşük durum olma durumu söz konusu. 14 yabancı vardı, 12'ye inecek. Kademeli bir şekilde 11'e kadar düşecek. Devam edelim, hemen Fenerbahçe'ye de bir göz gezdirelim. Yabancı oyuncularına bakacağız. Fenerbahçe'nin de Livakovic, Ciku, Bekao, Luan Perez, Bonucci, Osterwolde, Osai, Samuel, Fred, Zaitz, Szymanski, Kent, Stadic, King, Batshuayi, Dzeko, Krunic, Joao Pedro, Miguel Crespo ve Lincoln dönecek olan futbolcular, yabancı olarak dönecek olan futbolcular, kiralık olan futbolculara şöyle bir baktığımızda Krunic'in gitme durumu evet olabilir kiralık ama 3 isim kiradan dönecek. O oyuncuların da yabancı olması elden çıkarılacak oyuncu sayısını artırıyor Fenerbahçe'de de. Beşiktaş'a da bir göz gezdireceğiz. Kadroda büyük bir revizyon oluşabilir Beşiktaş'ta. Gelecek sezon yabancı kuralına göre de bir planlama yapılabilir. Amarty, Colli, Masuaku, El Musrati, Svensson, Hacı Ahmetoviç, Jetson Fernandez, Chamberlain, Muçi, Ante Rebic, Raşit Gezal, Raşitsa, Muleka Abubakar, kiralık olan oyuncu Joe Worrell son maçta golünü atmıştı, galibiyet golünü. Kiradan dönecek oyuncular da var. Tabii opsiyonlu bir şekilde o takımda kalma durumları da söz konusu. Onana, Rozier, Hasic, şöyle bakıyoruz, bir de Montero Atletico Madrid'den Beşiktaş'a gelmişti. Bu oyuncular da kiralıktan dönecek oyuncular. Yabancı oyuncu olmaları da tabii bu takımların artık yabancı kuralını düşünerek bir revizyona gitmesi gerekecek. Bu dipnotu da paylaşarak bağlantımızı noktalayalım. Hem şöyle Süper Lig'den hem de yabancı kuralıyla ilgili neler olacak, bununla ilgili detayları vermeye çalıştık. Demet. Evet, Furkan Bozoğlu'na aktardığı tüm detaylar için çok teşekkür ediyoruz. Başlarken de sana Aspor muhabiri dedim, onu da düzeltmiş olayım. Kendisi Aspor editörü olur. Bazen böyle yanlışlarımız olabiliyor muhabirlere çok fazla bağlantı yaptığımız için. Düzelttikten sonra devam edelim ve Beşiktaş diyeceğiz. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarına gitme yolunda önemli bir galibiyet elde etti. 1994 yılında Naim Süleymanoğlu Çekya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak 3 altın madalya almıştı. Bu rekoru bize yaşatmıştı. Sabahspor'u da bu karşılaşmayla noktalayacağız. Çünkü Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini şöyle bir ekranlarınıza getirelim. Sonrasında noktalıyoruz, herkese güzel bir pazar günü, güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Aspor'dan ayrılmayın.